Bir cumartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla şöyle bir güne başlayalım. Evet, kafalar karışık. Kafalar karışık. Altın, gümüş bir nevi Bitcoin biraz geri çekildi. Neden geri çekildi? Ama şöyle bir piyasalara baktığımızda S&P, Nasdaq ve diğer majör endekslerin hala yükseliş yönünde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bir de grafiğine bakmamız lazım. Şimdi buradaki özellikle altın, gümüş, Bitcoin'deki geri çekilmeler dolar endeksine bağlı olarak gerçekleşti. Oraya geleceğiz ama ondan önce şöyle bir 14 Haziran gerçekten çok önemli. Eğer burada bir FED es geçerse, ki benim beklentimin bu yönde olduğunu söylemiştim. Daha öncelerde söylemiştim. En son Mayıs ayındaki son FED faiz kararı, yani faiz yönünde karar alacağını söylemiştik. Nedeni ne? 2024'te Amerika'da seçimler var. Eğer seçimler varsa siyasetçiler doğal olarak baskı yaparak 2023'ün son çeyreğinde piyasayı gelecek adımlar atılmaktansa piyasayı rahatlatacak adımlar atmalar lazım. O yüzden ben bu saatten sonra çok fazla faiz kararlarının geleceğini düşünmediğimi söyledim. Ki yönde buna doğru dönmüş. Güzel. Bakın geçen hafta 25 bas puan arttıracaklar diyenlerin oranı %64'tü. Es geçirecek diyenlerin oranı %35. Herhalde 35'ten bir tanesi de bizim taraf. Ama bu haftaya geldiğimizde ve bugüne geldiğimizde %74.7 olduğunu görüyoruz. Es geçecek diyenlerin, hayır es geçmeyecek diyenlerin oranı ise %25. Yani bu pozitif. Umarım es geçer. Es geçerse altında, Bitcoin'de, gümüşte yatırımcısını mutlu eder. Evet, burada da bir düşen enflasyon grafiğimiz var. Bakalım 5'in de altında. Mayıs ayı verileri de zaten biliyorsunuz yaz ayları enflasyonun düştüğü aylar olur genel olarak. Çünkü neden? Enerji kullanımı azalıyor ve tarım ürünlerinin daha fazla piyasaya çıkmasıyla beraber o enflasyonu en çok tetikleyen unsurların artık enflasyonu düşürme eğilimine girdiğini biliyoruz. Şimdi buradan bir dolar endeksine geçelim. Dolar endeksinde durumlar. Bugün gerçekten çok sert bir mum attı yukarı. Bu kadar sert bir mum yapmasına gerek var mıydı bilemiyoruz. Ama bu büyük basıda şöyle bir ara sayına da bir bakayım dedim. Bir tepki 103.5, dün de söyledik. Bakın buranın altında kapanışlarda altın, gümüş, Bitcoin daha yukarı yönlü hareket yapacakken maalesef buradan yukarı yönlü bir hareket yapınca dolar endeksiyle altının, gümüşün, Nasdaq'ın, S&P'nin riskli varlıkların ters orantılı olduğunu biliyoruz. Umut edelim yarınki mum buranın aşağısında gelir. Benim düşüncem de zaten bu yönde. Zaten burayı 3 kez denemiş, kırmış. İlk denemesinde kırmayacağı belliydi biraz. Hani bizlerde şu tabir vardı. Çok fazla denenen rençler geri yönüne alınırken de zorlanarak alır. Bakalım iki kez denemiş yukarı yönünü kırarken. Bu ilk denemesi, ikinci denemesinde kırarsa güzel tablolar bizi bekliyor. Evet, altının grafiğine geçelim. Şimdi altında son durum ne? 1600 bantlarından giren bizler gibi oyuncular pozisyonlarını buraya da taşıdık. Yani 2074 bandı. Bunu şu mor alanı 2022'nin ortasında çizmiştik. Buraya gelecek ama buradan sonrası çok farklı bir tablo. Altın yatırımcısını, yani 2074 bandı üzeri kapanışlarda altın yatırımcısının gerçekten mutlu olduğu bir evreye girileceğini söylemiştim. O çerçevede burada kar satışlarınızı yapmanızı belirttik. Özellikle 4 gün önce giriş sinyalinin geldiğini, düşen trendinin kırıldığını belirttik. Şuradaki yapıyla buradaki yapı sanki biraz çok benziyor. Burada da tam böyle trendten nokta atışı dönüyor, yukarı çıkıyor. Red diyor, aşağıdan tekrardan bir trendinden, yani yükselen trendinden destek bularak yukarı gittiğini görüyoruz. Burada da bakın tam böyle trendinden nokta atışı, yani şu grafiğimizi biraz daha büyütelim. Bazıları cep telefonundan izliyor olabilir. Nokta atışı bir tepki, yukarı gidiş ve range'inden bir red. Bakalım aşağı gelip buradan tekrardan gidecek mi? Yarınki dolar endeksi ve önümüzdeki özellikle pazartesiyle beraber piyasaların açılmasıyla büyük kurumların, büyük oyuncuların altın yönünde alacağı pozisyon bizler için önemli. Ama cumartesi günü gerçekten bizleri altın üzmüş olarak gözüküyor.
Şöyle altının TL paritesine baktığımızda 1312 biraz daha geri çekilebilir mi? Tabi burada US yani dolarla TL paritesi de devreye giriyor. Yani sadece direkt şu hedef bu hedef diyemiyoruz. Çünkü hala bir stabil olan TL dolar bandı yok arkadaşlar. Bir stabilleşse oradaki durum buradaki grafikte daha net olur. Ama şunu söyleyebiliriz. Olası altının bu noktaya doğru çekilmesinde büyük bir olasılıkla da TL paritesinde 1300-1290 bandlarına doğru bir geri çekilme olabilir ama altının uluslararası piyasada buralardan dönmesiyle beraber doğal olarak da buradan TL yani gram altının fiyatı 1400 TL'ye doğru bir hareket yapabilir. Gümüş, evet gümüşe de bir bakalım. Gümüş kanalın ortasında, dünkü videomuzda da dedik bizim için önemli olan kanalın ortasını alması. Maalesef nokta atışı buradan red yemiş. Geri çekilimler nereye kadar olabilir? En fazla 22 ya da eğer burayı da kaybettiğimizde doğal olarak kanalın alt bandı olan 21 bandı. Gümüşte güzel bir kanal var. Bakalım bu kanalın tam şu anda ortasındayız. Yani ne alım ne satım konumudur. Kanalın tepesine geldiğinde genellikle kar satışları, geri çekilimler alım olur. Bakın burada güzel bir kanal. Kanalın altında girenler tepede sattılar. Tekrardan kanalın altında oyuna girdiler. Tekrardan tepede sattılar. Bakalım bu sefer kanalın alt bandı gelecek mi yoksa orta bandı, özellikle 24 bandını aldığında artık alt bandları konuşmak söz konusu olmaz. Tepe noktaya konuşmamız lazım. O yüzden gümüş için 24 dolar çok çok önemli bir nokta. Bitcoin'e geçmeden önce şöyle bir Nasdaq'a bir bakalım. Nasdaq'ta son durum ne? Evet, Nasdaq gerçekten güzel W'yu çekmiş ve hala teknoloji hisseleriyle beraber Nasdaq başı çekiyor. Güzel bir tablo var. Hedef neresi? Buradaki W'nin hedefi aşağı yukarı şu bantlar olabilir arkadaşlar. 15.500 bantları. Ara sayı yavaş yavaş aşırı alım noktasına doğru gittiğini görüyoruz. Bakalım büyük bir olasılıkla şuralardan 1524 de olabilir. Buraya bir range'imizi atalım. Buraya kadar bir yükselebilecek bir potansiyeli sahip mi Nasdaq? Evet sahip. Hemen buradan Bitcoin'e bir geçelim. Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin'de altın gibi sert mi geri çekildi yoksa? Evet, Bitcoin altın kadar sert geri çekilmemiş. Bu güzel. Dolar endeksinin özellikle bugünkü yükselişini çok fazla kafaya takmadığını görüyoruz. Hedef neresi? Trendin kırılması lazım. Bakın eğer şöyle söyleyeyim, düşen bir trendimiz var. Bu trend özellikle 27.900 bandından geçiyor. Ama bizler için en önemli nokta, daha önce de söyleyeyim, 28.300. 28.300 bu anın başlangıcısı değildir. Bunu da daha önce söyledik. 16.000'lerde girerken hedef neresi onu demiştik? 31.000 bandları. Özellikle Bitcoin 31.800 üzeri kapanışlarda boğa sinyalini çok net bir şekilde verir. Aynı altında olduğu gibi Bitcoin'de de burada güzel bir formasyon oluşur. Büyük bir çanak yapısı oluşur. Kulbu soldan mı yoksa buradan mı yapacak? Eğer buradan yapmayacaksa 31.800 kapanışlarda artık herkesin boğaya döndüğünü görebilir miyiz? Görebiliriz. Diyeceklerimiz bugünlük bu kadar olsun. Akşama doğru da altcoin'leri inceleyen bir videomuz geliyor.